İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari araç otobüs durağına daldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların da olduğunu söyleyelim daha fazla bilgi için. Samet Güner karşımızda. Samet, oradaki bilgileri senden alalım. Yaralıların durumu nasıl? Sultan Arınır, iyi yayınlar. Beyoğlu Kasımpaşa'dayız. Bir hafif ticari otomobil durağa daldı. Hemen burası Dereboyu Caddesi. Dereboyu Caddesi'nde Kasımpaşa yönüne doğru yukarıdan aşağı gelen bir hafif ticari araç ekranda muhtemelen yanda görüntülerde görülüyordur. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir anda diyebiliriz, bir anda durağa doğru döndü ve ne yazık ki durağa girdi diyebiliriz görüldüğü gibi. Üzülücü haber şu, 8 yaralı var, 4'ü ağır yaralıların. Bunun bilgisini sizlerle aktarayım. Durağa oldukça hızlı girdiği görülüyor güvenlik kamerasında da. Buradaki son görüntüde de durağın neredeyse tamamının yıkıldığını görebiliyoruz. Durakta bekleyen kişiler de yaralandı. 7 kişi durakta bekleyen 7 kişi vardı. Onlar yaralandı. Şoför de hafif yaralandı ve şoför gözaltına alındı bilgisini aktarayım. Burada olay yeri inceleme ekipleri var. Olay yeri inceleme ekipleri de bu noktada incelemelerini yapıyorlar. Biz etraftakilerle konuştuk. Dakikalar önce buraya geldiğimizde dediler ki bir anda arabanın hızlandığını söyleyenler vardı ve bir cam patlama sesiyle buradaki esnaf hemen dışarıya çıkmış. Yaralıları görmüşler, müdahale etmişler, hemen ambulansları aramışlar. Ambulanslar gelip hızla burada yaralılara müdahale etmiş. Olay yerine baktığımızda yerde gördüğünüz gibi poşetler var, havlular var. Burada bekleyenlerin muhtemelen çantasından dökülen eşyalar olduğunu söyleyebilirim. Arabanın ne kadar hızlı girdiğini size tahmini olarak söyleyeceğim. Çünkü baktığımızda burada o durağın direğinin arabanın neredeyse ön tarafından içeri kadar bayağı bir motor noktasına kadar girmiş olduğunu görüyorsunuz. Arabanın farları da kırılmış durumda, oldukça hızlı girdiğini burada bize gösteriyor. Bu gördüğümüz manzara ne yazık ki ne kadar hızlı girmiş onu da size göstereceğim. Kameraman arkadaşım Engin şimdi gösteriyor. Durakla bu bulunduğum nokta yaklaşık 5 metre şiddetle birlikte, çarpmanın şiddetiyle birlikte duraktaki bir reklam panosu 5 metre kadar ileriye gelmiş. Burada da bir seyyar satıcı vardı. Onun da bu noktada tezgahı vardı. Seyyar satıcıyla da konuştuk. O dedi ki bir anda geldi dedi. Biraz daha şiddetli gelseydi pano benim üstüme gelecekti. Ben de hayatımı kaybedebilir ya da yaralanabilirdim dedi ama tezgahın hemen altına gelmiş. Ne yazık ki Kasımpaşa'daki görüntüyü sizlere aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi şurayı göstereceğim. Kameraman arkadaşım Engin sizlere gösteriyor. Biraz daha arkadan gel Engin. Bu noktada görüyorsunuz durak yerle bir olmuş durumda. 8 yaralı var. 4'ü ağır yaralıların. Hemen şu noktaya baktığımızda ayakkabıları görüyoruz. Durakta yaralanan kişileri. Canlı yayındayız, hemen çıkıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi polis ekipleri de, olay yeri inceleme ekipleri de burada çalışmalarını yapıyorlar. Yaralılarla ilgili bilgi istediğimizde 4 kişinin ağır olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. 8 kişi yaralandı. Hafif ticari otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri hala burada çalışmalarını yapıyorlar. Kaza saat 10 sularında meydana geldi. Yani yaklaşık 2 saat önce burada kaza meydana geldi. Çevredekiler kazanın olmasıyla birlikte çok korktuklarını dile getiriyorlar. Çünkü çok şiddetli bir ses çıkmış çevredekilerin söylediği. Çok şiddetli bir ses çıkmış. Arabaya baktığımızda da zaten durağın neredeyse yerle bir olduğunu görüyoruz. Arabanın ön tarafından çatı bölümüne kadar her yerinin hasar aldığını görüyoruz. Bu da aslında bize ne kadar şiddetli kaza yaptığını gösteriyor. Fakat güvenlik kameralarına baktığımızda durağa sadece 15-20 metre kala aracın normal bir hızla geldiğini tahmin edebiliyoruz. Tabii ki güvenlik kamerasından çıkarım yaparsak, durağa yaklaştığı anda ise bir anda araç durağa doğru yönlendi. Güvenlik kamerasından görünüyor, o görüntüleri görebiliyoruz. 2 saat geçti kazanın üzerinden. Saat 10 sularında olmuştu bu kaza. Olay yeri inceleme ekipleri ise hala olay yerinde inceleme yapıyorlar. Çünkü nedenini anlamak için 8 kişi yaralandı. Burada da olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinden topladığı ayakkabıları görüyorsunuz. Çünkü durakta insanlar işe gidebilmek için bekliyorlardı.
bir çift kadın ayakkabısı görüyorum. Yanında tek bir tane erkek ayakkabısı, yine bir kadın terliği ve bir kadın topuklu ayakkabısı görüyorum. Yani bu ayakkabılara bakarak 3 kadın bir erkek vardı diyebiliriz. 8 kişi yaralandı toplamda, şoförle birlikte 7 kişi bu noktada yaralandı. Tabii ki olay yerinde şimdi bir itfaiye aracı geçiyor. O yüzden ona hızla yol veriyorlar. İtfaiye aracı geçtiğini söyleyeyim. Sesin nereden geldiğini düşünen seyircilerimiz için. Saat 10 sularında bu kaza meydana geldi. Kaza gerçekten büyük bir kazaydı diyebiliriz. Çünkü bir hafif ticari otomobil durağa girdi. Cami-i Kebir durağı burası. Dereboyu Caddesi'nde Kasımpaşa'da bulunan durakta insanlar bekliyordu ama bir anda yoldaki otomobil yönünü değiştirdi diyebiliriz. Güvenlik kamerasından görüntülerden yola çıkarak çıkarım yaparsak ve araç durağa girdi. Durakta bekleyen 7 kişi, en son bize ulaşan bilgilerde durakta bekleyen 7 kişi yaralandı. 4'ü ağır ve şoförün de yaralandığı bilgisi geldi. Toplamda 8 kişinin yaralı olduğunu söyleyeyim. Son gelen bilgilerde ise şoförün gözaltına alındığı bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Kazanın boyutlarını kameraman arkadaşım Engin sizlere gösteriyor. Bu şiddeti tekrar göstereceğim, kazanın şiddetini. Duraktan yaklaşık 5 metre mesafede durakta bulunan oldukça ağır diyebileceğimiz bir metal ve cam karışımı panonun duraktan 5 metre ileriye gittiğini, ileriye savrulduğu bilgisini sizlerle paylaşayım. O noktada da bir seyyar satıcı vardı. Seyyar satıcı eğer biraz daha şiddetli gelseydi pano benim üzerime gelecekti. Ben de yaralanabilirim diyordu. İçten bile değildi tabii ki, bu şey içten bile değildi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. O polis ekipleri burada, olay yeri inceleme ekipleri burada. Onlar da notlarını aldılar, olay yeri inceleme ekipleri. Aracın içini de incelediler. Etraftaki buradaki detayları da incelediler olay yerinde. İpucu olabilecek her şey incelendi, not edildi, kayda alındı. Şimdi ise sanıyorum ki olay yeri inceleme ekibi, kazanın üstünden 2 saat geçti, İncelemesini sanıyorum bitirdi. Çünkü artık görevlilerin kaza alanına girdiğini görüyorum. Duraktaki durak parçalarını topladıklarını şu an itibariyle görüyoruz. Ama olay yeri inceleme ekibinden bir kişinin de oradaki diğer detayları da tekrar incelediği bilgisini sizlerle paylaşayım. Kaza Kasımpaşa'da oldu. Dereboyu Caddesi'nde Cami-i Kebir durağında işine, evine ya da gezmeye giden yolcular beklerken bir anda hafif ticari bir otomobil cadde üzerinde ilerlerken durağa 20 metre 15 metre kala bir anda yönünü sağa doğru kırdı ve durağa girdi hızlı bir şekilde. Durakta bekleyen 7 kişi yaralandı. 4'ü ağır, şoför de yaralandı. Yani toplamda 8 kişi bu noktada yaralandı. 4'ünün ağır olduğu bilgisini aktarayım. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralıları hastanelere götürdüler. Ardından polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri hemen kaza noktasında inceleme başlattı. Şimdi burada bir simit görüyoruz. Poşet içinde simit görüyoruz. Kameraman arkadaşım Engin size gösteriyor. Simitlerin üstünde de ne yazık ki kan olduğunu görebiliyoruz. Kaza durakta bekleyen bir hafif ticari otomobil, durakta bekleyen yolcuların olduğu bir durağa girdi diyebiliriz bir anda yolda giderken. Durakta bekleyenler yaralandı, şoför yaralandı. 8 kişi toplamda yaralandı. Yaralananlardan 4'ü ağır. Bunun bilgisini aktarım. Olay yeri inceleme ekipleri artık çalışmalarını yavaş yavaş sonlandırıyorlar. Kazanın neden olduğunu öğrenmek için kaza yerindeki ipuçlarını topluyorlar. Şimdi reklam tabelası diyebileceğimiz noktada duran o noktasındaki incelemeler camlar kaldırılarak yapılıyor. Oraya bakıyorlar. Kasımpaşa'da Dereboyu Caddesi'nde hafif ticari bir otomobil durağa girdi ve şoförle birlikte 8 kişi yaralandı. Durakta bekleyen 7 kişiden 4'ünün ise ağır olduğu bilgisini vereyim. Sözü sana bırakayım Sultan.